oluyor. Canımın içi, Allah nurunu artırsın. İşte gelenekçi ortodoks sistem, şeytanın desteklediği bir sistem oluyor. Gelenekçi ortodoks sistemde bir sünninin bir Şii'yi öldürmesi sevap oluyor. Kendi kafalarına göre, hurafelerine göre. Vahabi zaten dinsiz, imansız oluyor. Zaten onu da öldürmesi caiz oluyor. Ve bütün Alevi mezhepler tamamı. Ayrıca Sünni mezhep içerisinde olup da kendi kafalarına uygun olmayanlar tamamının katli vacip oluyor. Yani mesela IŞİD ve El-Kaide'ye göre, IŞİD'e göre Nakşibendi battı, mahvoldu, yani kafir. Katli vacip. Kadiri, katli vacip. Bak Sünni bunlar ama katli vacip onların kafasına göre. Gelenekçi ortodoks sistem dehşet verici bir kafadır. Dehşet verici bir mantığı vardır. Çok bozuk bir mantıktır. Kur'an Müslümanlığı, İslam anlayışının en doğru uygulanmasıdır. Yani sahabenin yaptığı gibi yapılması lazım. Kur'an Müslümanlığı olduğunda Vahabi de, Sünni de, Şii de hepsi can kardeş olurlar. Dolayısıyla bir oyun oynadı şeytan bize. Müslümanları Vahabi, Sünni, Şii diye ayırdı ve İslam alemini böyle mahvediyor. Müslümanların böyle fırkalara ayrılacağını Allah Kur'an'da belirtiyor. Ve onlardan hesap soracağım diyor. İslam'ı böyle fırkalara ayıranlardan hesap soracağım diyor Allah. Dininiz tek bir din diyor Allah. Yani dininizi bölmeyin diyor. Bölmüş adamlar. Ama bu düzelecek tabii. Bunu beklerseler görecekler. Yani Mehdiyet devrinde kökten düzelecek.